Ahmet bir şans oyunu oynuyor arkadaşlar. Loto ya da piyango da diyebiliriz çünkü bir çekilişe katılıyor. Sıfırdan 9'a kadar iki rakam ve 29 harfli Türk alfabesinden de bir harf seçmesi gerekiyor. Eğer isterse aynı rakamı iki kere seçebilir. Seçtiği rakam ve harf eğer doğruysa büyük ödül olan 10.405 lirayı kazanacak. Bu rakamı da nereden bulduğumuz hakkında en ufak bir fikrim yok. Niye 10.500 değil ama 10.405 sorumuzu böyle devam ettiriyoruz. Eğer sadece harfi tutturursa yani rakamlardan biri ya da ikisi doğru değilse de küçük ödül olan 100 lirayı kazanacak. Cep parçalığını alacak çorba parasını Ahmetçiğimiz ne yapmış olacak kazanmış olacak. Biraz pahalı bir çorba öyle düşünelim 100 liralık. Bunu bir nevi amorti gibi de düşünebiliriz tabi. Ama aslında loto oynamak için 5 lira ödemesi gerektiğini de bildiğimize göre fena bir amorti, fena bir çorba parası değil. Çünkü yatırdığı paranın 20 katını kazanıyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Piyangonun ya da lotonun bir sonucu daha var. Bu iki durum dışındaki diğer bütün durumlarda kaybediyor ve ödül kazanamıyor. Ahmet diğer durumlarda oyuna katılmak için yatırdığı 5 lirayı kaybediyor ve hiçbir şey kazanamıyor. Yani cebindeki 5 liradan da oluyor. Evet Ahmet, 0, 4 r'yi seçmiş. Loto için 5 lira ödedikten sonra 0, 4 r'yi seçtiğini var, var, varsayıyoruz. Pardon konuşamadım arkadaşlar. Loto kelimesini duyunca bir anda heyecanlandım. Halbuki hiç oynamıyorum. Neden heyecanlandım onu da bilmiyorum. Neyse seçtiği rakamlar 0 ve 4 harf ise r. Önce rassal bir değişken belirleyelim. x, Loto'dan kazanacağımız net kar olsun. Peki beklenen, hatta bir saniye buraya oyundan elde edecek net kar yazalım. 04R ile yazabiliriz. Evet. Ahmet'in seçtiği harf ve rakamlardan bahsediyorum. X bu biletle loto'dan ya da şans oyunundan elde edilecek net kar olsun. Şimdi bu videoda X'in beklenen değerini bulmak istiyorum. 0 4 R ile elde edeceğimiz beklenen net kar nedir? Hadi bakalım durdurun videoyu ve bunu bir iyice düşünün, bulmaya çalışın. Buldunuz mu? İşe beklenen değerin ne olduğuyla başlamak istiyorum. Beklenen değer, sonuçların olasılığının sonuçların net karıyla çarpılması ve bunların toplanmasıyla elde edilir. O halde büyük ödülün olasılığı kırmızı ile yazalım. P büyük ödül çarpı Büyük ödül nedir? Yani büyük ödülü alırsak ne kazanıyoruz? 10.405 lira. Ama bu net kazancımız ya da net karımız değil öyle değil mi? Net karı bulmak için oyunu ödediğimiz 5 lirayı bundan çıkarmamız gerekiyor. Eksi 5. Çünkü bu parayı kazanıyoruz ama 5 lira da para yatırmıştık yani. Evet bu bitti. Ne bulduk? 10.400. Şimdi sıra küçük ödülde. Artı küçük ödülün olasılığı çarpı küçük ödülden elde edeceğimiz net kar yani 100 eksi 5 lira. Ve son olarak iki durumunda gerçekleşme olasılığı var. Buna da P hiçbiri diyelim. Bu durumda hiçbir şey kazanamıyoruz. Ama lotonun ücretini ödediğimiz için net karımız aslında tabii zararımız oluyor bu durumda. Eksi 5 oluyor. 0 -5'den eksi 5'ten eksi 5. 5 lira ödedik ama sonuç olarak bir şey kazanamadık. Beklenen değeri hesaplayabilmek için buradaki olasılıkları bulmamız gerekiyor. Büyük ödülün olasılığıyla başlayalım. Buraya yazıyorum. Büyük ödülün olasılığı eşittir. Birinci rakamın doğru olmasının olasılığı toplam 10 rakam olduğu için 1 bölü 10. İkinci rakam için de aynı şey geçerli ve bunlar bağımsız oldukları için onun olasılığı da 1 bölü 10 oluyor. Son olarak harfin doğru olma, doğru olma olasılığı da pardon yine konuşamadım. 29 harf olduğu için ne olacak? 1 bölü 29 olacak. Buradan büyük ödülün olasılığının 1 bölü 2900 olduğunu buluruz. Bunun yerine 1 bölü 2900 yazıyorum buraya. Sıra geldi küçük ödüle. Küçük ödül için harfin doğru olması gerekiyor. 29 tane harf olduğuna göre 29'da bir şansımız var demektir. Bu da 1 bölü 29'dur. Evet bitti mi? Hayır. Çünkü buradaki 29 durumda rakamların doğru olduğu hatta büyük ödülü kazandığımız durumlarda var. Bu olasılığın doğru olması için bundan harfi ve iki rakamı doğru bilmemizin olasılığını çıkarmamız gerekiyor. Bu olasılığın ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet. 1 bölü 2900. O zaman buraya 1 bölü 29 eksi 1 bölü 2900'ü yazıyorum. Tekrar ediyorum, 1 bölü 2009'u çıkarmamızın nedeni şu, harfi doğru bilme olasılığımız 1 bölü 29'du. Ama bu olasılığa iki rakamın doğru olmasının olasılığı da dahil. Yani bir durumda biz harfi bildiğimizde aslında iki rakamı da doğru bildiğimiz bir tek durum daha var. O da büyük ödülü kazandığımız durum. Ve küçük ödülü kazanmak için de sadece harfi bilmemiz gerekiyor. Rakamlardan da ancak biri doğru olabilir. Zaten ikisi birden doğru olursa tek bir durum var. Büyük ödülü alıyoruz. Kısacası küçük ödülün olasılığının doğru olması için bundan büyük ödülün olasılığını yani o tek durumu çıkarmamız gerekiyor. Bunları açığa kavuşturduğumuza göre sıra hiçbir şey kazanmamamızın olasılığında. Ki bakın bence bu çok büyük bir olasılık yani. Size bir tüyo vereyim. Hiçbirinin olasılığı bu olasılıkların ve bunların dışındaki diğer her şey. Yani bir eksi küçük ödülün olasılığı ve eksi büyük ödülün olasılığı. Loto'nun dedim pardon Loto'nun olası tüm sonuçları bunlar olduğuna göre toplamlarının da 1 ya da yüzde yüz olması gerekiyor. 1 eksi küçük ödülün olasılığı eksi büyük ödülün olasılığı yazıyoruz. Şimdi buradan devam edelim. Küçük ödülün olasılığı yerine 1 bölü 29 eksi 1 bölü 2900. Buraya da 1 eksi küçük ödül yani 1 bölü 29 eksi 1 bölü 2900 eksi büyük ödül yani 1 bölü 2900'ü yazalım. Sadeleşir mi? Bir bakalım. 1 eksi 1 bölü 29 artı 1 bölü 2900 artı hayır eksi 1 bölü. 2900. Bunlar birbirini götürür ve geriye 1 eksi 1 bölü 29 kalır. Peki bu mantıklı mı? Bir bakalım. Eğer harfi tutturamazsak kaybediyoruz harfin doğru olmasının olasılığı da 1 bölü 29. Ve bundan sonra bu iki durumdan biri gerçekleşiyor. O zaman 1 eksi 1 bölü 29 yani 28 bölü 29 olasılıkla da harfi tutturamayız ve kaybederiz. Artık hesap makinemizde bu işlemin sonucunu bulabiliriz. 1 bölü 2900 çarpı 10405 eksi 5 10400 eder çarpı 10400 büyük ödülü kazanırsak elde edeceğimiz net kar 10.400 lira. Evet devam edelim. Artı 1 bölü 29 eksi 1 bölü 2900 çarpı 100 eksi 5 95 eder ve artı 28 bölü 29 çarpı kaybetme durumunda loto için verdiğimiz 5 lira vardı değil mi arkadaşlar onu unutmayalım. Evet çarpı eksi 5 hazır mısınız? Evet beklenen değer 2 lira. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Tüm burası eşittir 2. Aslına bakarsanız bu pek de alışılmış bir durum değil. Bir lotonun beklenen değerinin pozitif çıkması aslında ilginç bir durumdur. Çünkü genellikle bir loto ya da piyango söz konusu olduğunda düzenleyenlerin net karı, oyuncuların da net zararı vardır. Ama bu şans oyununu oynamak için aslında son derece mantıklı sebeplerimiz var. Çünkü şans oyuncuların yanında. Baksanıza 2 liralık beklenen net karımız var. 2 lira az para mı? Oynamamak elde değil arkadaşlar.